İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener geçtiğimiz salı günü partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya benzetmişti. Bir anlamda Sayın Erdoğan'ın İsrail versiyonu olan Benjamin Netanyahu siyasi rakiplerini baltalamak ve bu şekilde koltuğunu koruyabilmek için gözünü kırpmadan sivillerin ve çocukların hayatlarına kastetmekten geri durmadı. Akşener'in bu sözleri geniş yankı uyandırmış, pek çok kişinin tepkisini almıştı. O ifadelere kayıtsız kalmayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti lideri Akşener'e 250 bin liralık tazminat davası açtı. Dava dilekçesinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişilik haklarını ihlal edici mahiyette ve şahsiyet haklarına saldırı kastıyla fevkalade ağır hakaretlerde bulunduğu kaydedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin'de yaşananlara karşı en güçlü tepkiyi gösteren ve insanlık dışı saldırıların sona ermesi için diplomatik kanalları harekete geçirmeye çalıştığı belirtilen dilekçede, Cumhurbaşkanımızın adalet ve hakkaniyete dayalı insani duruşunun tam karşısında bir siyasi figür olarak İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu bulunmaktadır. Bu figür, tüm İslam coğrafyasında olduğu gibi ülkemizde de çocukları dahi ayırmaksızın sivilleri katleden, insanların yerleşim yerlerine zorla el koyan, işgalci ve yayılmacı politikalar takip eden, İslam ve insanlık düşmanı biri olarak bilinmekte ve kabul edilmektedir. Erdoğan'ın Netanyahu'ya benzetilmesinin hakaret kastıyla yapıldığına dikkat çekilen dilekçede, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile Medeni Kanun'un ilgili hükümleri, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi kararları dikkate alındığında Akşener'in ifade özgürlüğünün sınırlarını ihlal ettiği vurgulandı.